Mesela ne bileyim bir dizide oynuyorsun, bir rol oynuyorsun. Ya şimdi onu tut ki iyi bir şekilde bir enerjisi oluştu onun falan. Ha babam Arap'ın yay lellesi gibi biliyorsun sana onu. Bak bunu yap. Ya yaptım ben onu. Şimdi başka bir şey yapalım. Yok ama bu iyi oldu ya, teşekkür ederim. Şimdi tamam de onu denedik, iyi oldu. Tamam iyi oldu, bitti gitti. Yani aynen. Evet öyle bir bitti gitti şeyi yok bizde. Hep takılıp aynı şey. Kalıyoruz. Hep aynı şey. Doğru söylüyorsun. Hep aynı şey isteniyor yani. Mesela hani dizilerde de aynı şey söz konusu. Bir dönem dizisi başlıyor. Bir bakıyorsun bilmem kaç tane dönem dizisi oluyor. Evet. Bir işte hani ama falan öyle şeyler evet. oluyor. Bir bakıyorsun bir kaç tane öyle oluyor. Yaratıcılığı yani daha böyle opportunist davranıyorlar bence yaratıcıdan ziyade. Aynen öyle. O zaman sen de sıkışıyorsun. Yani tabii. Mesela Daniel Day-Lewis'in çok iyi bir öyküsü var biliyorsun. Bir yıl boyunca tamamen kunduracılık yapıyor. Yani kendini bu anlamda başka türlü doldurabiliyorsun. Çünkü aynı çarkın içine girince, hani sürekli dizi kafasına girince ya da sürekli bir şey yani sürekli aynı şeyi tekrar ettiğin zaman mum dibine ışık vermez, kendini algılayamaz hale geliyorsun. Ve formatı ve mantığı hep aynı algılar hale geliyorsun. Halbuki değil. Başka dünyaları gördükçe insanlara daha farklı öyküler anlatabilirsin. Daha renkli, daha değişik, daha şaşırtıcı. Bunun için de onlara ihtiyaç var ama. Sürekli yani dizi yaparsan olmaz. Cebin evet. boşalır. Yerli oyuncu seslendirmesi de yapmıyor Yapmam. Musun? Herkesin elindeki elmayı herkes değerlendirsin. Herkes kendini konuşacak sesin yaşta. Yoksa kocaman insan. Çıkmayacaksın ortalara. Yok, kocaman insanlar artık onlar herhalde kendini konuşuyordur canım. İnsan kendini başka birine konuşturur mu? Öyle, öyle oluyor yani çok. İşte nasip kısmet biraz o da yani ne desem ya o ya insanların bakış açıları herkes bir bak Mustafa Topaloğlu neler dedi gördün mü? Yani oluyor işte. Mustafa Topaloğlu müthişti ya evet. gerçekten. Senin galiba da çok iyi anladın mı dedikten sonra galiba bence çok yerinde. Çünkü ama yani hani bilmiyorum ki anlayayım. Konunun başı neydi sonu neydi onu da kaçırıyorum. Sana mesajlar geliyor dur bakayım. Teşekkür ederim. Derler ki çok benim yakışıklı mesajımı diyorlar. Benim iletebilir miyim? Bu çok önemli. Tabii. Pek çok insan bekliyor. Tabii. Ve hakikaten sana çıkmanın bir şansı olduğunu söylemek istiyordum. Bunu söyledim. Şimdi de bakın teşekkür etmem gereken insanlar var. Bizim yabancı bir görüntü yönetmenimiz var. Bir yandan da öyle. Edin Azık. Ona siz çok teşekkür ederim. Siz finansmanı sağlıyorsunuz. Ya onu da söyleyeceğim ben sana da programdan sonra söyleyeyim istersen. Ona göre daha rahat olur. Bir saniye ekibi sayayım. Cici Kız'a, Melike'ye, Serhat'a ve bizim bilgisayar çözümleri dahisi web ekipmana, Doğa Seni Çağırıyor'a çok şey katan Berçem'e, ekibimizin görünmeyen üyeleri Sabah, Adaş'ın, Besim ve Özlem'e ve de engelli olmasına rağmen esasen hiçbir engel olamayacağını kanıtlayan Engin Yavuz'a teşekkürler. Bir de tiyatro delisi Burcu Karakaya'ya. Bitti mi teşekkürler? Bu teşekkürler bazen tehlikeli oluyor. Evet. Birileri unutuluyor, ediliyor falan. Aynen zannetmiyorum. Umarım unutmamışımdır. Çok da özür dilerim unuttuklarım varsa. Ve tabii izleyen herkese gerçekten hep beraber olacak. Oluyor da zaten. Çok çok teşekkürler. Yani bir tane mesela gördüğüm soruların içerisinde senin çok yakışıklı olduğuna dair bir mesaj vardı. Söylenme evet. mesaj mı? Toprak Bey'i çok seviyoruz, çok enerjik. Acaba ne yiyor? Yediğin içtiğin senin. Olsun, gezdiğin gördüğün yerleri anlat. Geçen bir tanesi mail atmış bana. Ben de diyor sizin ekiple birlikte dolaşmak istiyorum. Bu güzel bir duygu. Yani sürekli bir yerlere ne bileyim yani şey balık ağırlıklı, sağlıklı beslenme falan. Elimizden geldiğince o yani. O şekilde gerçekten sağlıklı beslenmek için dikkat ediyor musun? Yani evet öbür türlü böyle olmaz spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye elimden geldiğince şimdi televizyon kuralları doğrultusunda söylenebilecek kadar. Onun haricinde başka şeylerle de ilgileniyorum tabii. Hayatın güzellikleri sen bir İzmirlisin hayatın güzelliğinin ne olduğunu iyi bilirsin. Doğrudur. Güzel bir şey değil mi? Evet.